Evet arkadaşlar, cümleten selamun aleyküm. Bugün yavru akbaşlarımız var. Onlara süt ve mama vermeye geldik. Bu tüylü bir tane akbaş yavrumuz var şu şekilde. Bunu Ankara Üniversitesi Anabilim Dalı Gen Fakültesinden tüy ve tükürük örneği alacaklar. Tüy geni çekingen gen olduğu için bizi Ankara Üniversitesi'nden aradılar. Bu yavrumuz, bir tek bu yavrumuz tüysüz çıktı. Bunlar bu kardeşi. Bu kardeşi tüysüz ama bu tüylü oldu. Bunu Ankara Üniversitesi Gen Anabilim Dalı Fakültesinden tüy ve tükürük örneği alınacak. Tüy geni çekingen gelmiş herhalde. Bugün aşılarını yaptık. Süt ve ekmek verdik. Dün akşam da akciğer yemişler. Karınları tok. Bunlar tüylü akbaşımızın ve ateşin yavruları. Ateşi de çekeriz şimdi dışarıda, babayı. Akbaş yavruları için genelde ne verelim, nasıl besleyelim, nasıl büyütelim? Yavruyken ne verilir gibi sorular soruyorlar. Bizim standart verdiğimiz süte, yani mamaya az bir şey üstüne süt döküyoruz. Ya da sütün içine ekmek doğrayarak süte yarım su karıştırıyoruz hasta olmamaları için. Şu anda anneden, sütten kesilmek üzereler. Anne artık yavaş yavaş emzirmeyi bıraktı. Bu soldaki yavrumuzu Fransa'ya göndereceğiz. Bu sağdaki yavrumuzu da Çorum'a göndereceğiz. İkisi de erkek. Dört tane var. İkisini getiremedik. Birisi geziyor orada, yaramaz. Akbaşlar Türkiye'de Kangal kadar çok tanınmıyor ama yurt dışında çok ünlüler, yani yurt dışından çok fazla akbaşı bilen, takip eden ve isteyen var. Biz de işte bu akbaşların işte neslini devam etsin, safkanlığını bozmadan üretmeye çalışıyoruz. Seviyoruz da, kendimiz koyunda ve sürüde zaten bunları kullanıyoruz. Kendimizi de damızlık olarak ayırdık. Bunların ateş, altar, yani 30-35 yıllık bir soyları var. Hayati abimiz sağ olsun bunlara bakıyor. Biz de elimizden geldiği kadar bunların tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. Bunlar Eskişehir'imizin milli değeri. Hepsi safkandır, tecerrelidir. Annesi babası KDF Federasyonu'na kayıtlıdır. Bizler bu yavruları seviyoruz. Sürüde de kullanıyoruz, alan korumada da kullanıyoruz. Şu anda küçükler. Bugün 44 günlük oldular. Büyüdüğü zaman kocaman eşek kadar oluyorlar. Evet arkadaşlar, bu da Ayaz. Bu da Altar'ın oğlu. Altar'ın son oğullarından. Bunu da dedim ya, işte yurt dışından istiyorlar. İngiltere'ye gidecek büyük ihtimalle. Bu az önce elimde gördüğünüz yavruların abisi. Şu anda 8 aylık oldu. 7,5-8 aylık oldu. Yani şu anda Akbaş'ın en güzel örneklerinden bir tanesi. Hem kafası, hem burnu, hem ayak yapısı, döşü, kuyruk yapısı, hepsi kusursuz bir akbaş diyebilirim. Şu anda biraz kirli, koyunun içinde devamlı. O beyazlığı yok. Bir de kış tüyünü döküyor. Ama yani babasının en güzel örneklerinden bir tanesi. Soyunu devam ettirmeye çalışıyoruz Altar'ın. Bu da Altar'ın oğlu. Şu anda 8 aylık oldu. Bunlar da aynı şekildeydi. Bunların da bir tane yavrusu tüylü çıktı. Aynı temin elimde tuttuğum gibi bir tanesi tüylüydü. O tüylü yavru da burada, bakın. İkisi kardeş. Bunların ikisi kardeş. İkisi de erkek. Bir tanesi tüylü, bir tanesi tüysüz. İşte dedim ya, tüy geni çekingen gen diye. Bu Poyraz, bu Ayaz. Poyraz biraz daha kardeşine göre tüylü. Biraz daha tüylü. İkisi de 8 aylık. İkisi de kardeş. Koyunun içinde büyüdüler. Koyunun içinde büyüyorlar. Kışın şimdi hava soğuk olduğu için koyun kıra çıkmıyor. Buradalar, damdalar. Burada alan koruma görevi yapıyorlar. Ama bu köpekler dediğim gibi 30-35 yıllık soy ağacı var. Altar'ın abisi var, Poyraz. Poyraz diye bir soydan geliyor. Hayat abinin eski bir köpeği. Ve çok kaliteli köpeklerdir. Yani şöyle duruşuna falan bakarsanız, kuyruk tutuşuna, kafa yapısına, ne demek istediğimi yani köpekten anlayan insanlar bilecektir. Bir de çok agresifler. Şu anda başında bir hafif yarası da var. Yani bunlar alan koruma için ya da sürüyü korumak için canlarını ortaya koymaktan hiç çekinmezler. Böyle sakin durduğuna bakmayın. Gece daha aktiflerdir. Geceleyin daha bir sert oluyorlar yabancıya karşı. Şu anda ben yanımda olduğum için çekim yapan arkadaşlara sesini çıkartmazlar ama biz olmadığımız zaman buradan kimse arabadan aşağı inemez yani. Şu anda bu erkekleri bağlıyoruz. Dişiler salık. Erkekleri çok salamıyoruz açıkçası. 2 tane veya 3 tane erkeği saldığımız zaman sürüye, yabancı sürülerin köpeklerine zarar veriyorlar.
şikayet oluyor. Onun için genelde bir erkek iki dişi ya da bir erkek üç dişi falan koyunu çıkartıyoruz dışarıya. Bunlar da yeni yeni yetişiyorlar. Bu İngiltere'ye gidecek. Bunu İngiltere'ye yollayacağız yazın başında. Yurt dışından baya bir soran var. Biraz da akbaşın değerini, kıymetini yurt dışındakiler biraz daha biliyor diye düşünüyorum ben. Yurt dışında bu kadar değerli değiller ama Avrupa'da özellikle akbaş çok bilinen bir köpek. Mesela örnek vereyim. Amerika'da Türkiye'den fazla akbaş var. Yani Amerikalılar bile bunların soy ağacını tutmuşlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'ya götürmüşler, üretmişler, akbaş çiftliği kurmuşlar, akbaş derneği kurmuşlar. Amerika'da bile Türkiye'den fazla akbaş var. Şu anda da bu köpekler Amerika'da üste 3 sene en iyi alan ve sürü koruma köpeği seçildiği için insanların dikkatini çekti. Biz de elimizden geldiği kadar zaten bu köpeklere bakıyorduk. Daha bilinçli bir şekilde secere çıkartarak, bunları farklı kanlarla eşleyerek hem soy ağacını devam ettirmek hem daha yüksek, daha büyük köpekler üretmeye çalışıyoruz. Bir de şey var, işte Eskişehir Akbaşı küçük olur diye bir şey var. O tamamen uydurmadır. Akbaş küçük olmaz. Bu köpek 8 aylık, 2,5 yaşına kadar büyüyecek. Eskişehir Akbaşı küçük falan olmaz yani. Eskişehir Akbaşı, hatta bizim gençliğimizde beyaz eşek derlerdi yani, o kadar, bir eşek kadar büyük olur. Eğer küçük oluyorsa ya bir akraba eşlemesi vardır ya soyunda bir bozukluk vardır. Akbaş küçük olmaz. Bu da Ayaz. Babası bunun 82-83 santimlik bir köpektir. Bu da eğer doğru eşleme yaparsanız babayı geçer. Dişi anneye geçer. Erkek de babayı geçmek zorunda. Eğer doğru eşleme yaptıysanız, iyi baktıysanız, bir hastalık vesaire geçirmediyse köpeğinizin babasını geçmesi lazım erkek köpeğinizin büyüdüğü zaman. Hem karakter olarak hem de fizik olarak. Yani babası sertse babasına daha sert olmalı. Yani babası 70 santimse, 80 santimse örnek veriyorum. Bu 82-83 santim olmalı. Şimdi bizim köpeklerimize biz sürüde bakıyoruz. Bu hayvan yazın 12 kilometre gidiyor, 12 kilometre geliyor. 24 kilometre yol yapıyor koyunun arkasında sıcakta. Şimdi biz bunları mesela bir örneğin İzmir'e gönderdik. Hayrettin abim var. Buradan da ona selam söylüyorum. Orkun var oğlu. İzmir'e gönderdik. Onlar bahçede bakıyorlar. Daha iyi mamayla bakıyorlar. Daha iyi etle sütle bakıyorlar. Öyle olunca da köpek çok yol kilometre yapmadığı zaman hem daha kilolu oluyor hem kemikleri daha kalın oluyor. Mesela orada da Altar'ın bir oğlu var. Alfa adı. 9 aylık şu anda. Yani neredeyse babası kadar olmuş. Biraz da bakımla da alakalı. Biraz da hayvanın nerede büyüdüğüyle de alakalı. Boyu, posu, endamı. Bizdekiler sürüye gittiği için biraz daha atletik oluyor. Yani çok kilo aldırmıyoruz biz. Çünkü kilo aldığı zaman koyunun arkasından gidemiyor. Bir de bunlar hani şu an kar yağıyor mesela. Renklerinden dolayı karda kışta soğuğa çok iyi adapte oluyorlar. Yani burada mesela 6-7 tane kulübe var. Hiçbirisi gidip kulübede yatmaz. Gece buzun üstünde yatarlar. Soğuğa çok dayanıklılar. Uzun uzun kilometre yol yapabiliyorlar. Yani diğer bu ağır 90 santim, 110 santim, 100 kiloluk köpekler gibi değiller. Yani koyunu kesinlikle bırakmazlar. Kilometrelerce koyunun arkasından yol yapabiliyorlar. Hiçbir zaman şey yapmazlar. Koyunu bırakmazlar yani. Koyuna daha bağlılar, daha sadıklar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soğuk lan abi. Bu da Akça. Bu da doğum yapacak. Doğuma az kaldı. Bu da ateşten gebe. Bir hafta 10 gün içinde doğurur. Akbaşın en güzel örneklerinden bu da. Ali. Gözleri, kafa yapısı, kuyruk yapısı Akbaşın en güzel örneklerindendir. Bu da koyuna çok meraklı bir köpek. Biz bunu severek bakıyoruz. Bu Sarıcakaya'daydı. Gebe olunca koyunun arasından aldık. Buraya getirdik. Biraz iyi baktı, kilo aldı. Allah nasip ederse bir hafta 10 gün içinde bunun yavruları da olacak.